Ah, iyiydi. İyiydi. Ah. Ha, ben de seni düşünüyordum. Beni? Ha. Kime benzediğini yani. Ha. Acayip birine benzetiyorum ben seni. Kimdi o? Bu duruş, kıyafetin. Kimdi? Ecel. Ölüm. Son. Sen ne dersen de, eğer sorduklarıma cevap vermezsen senin için başka türlüsü olmayacak çünkü. Sor hadi sor. İhtiyar ne istiyor benden sor. Seni tanımak istiyoruz. Kimlerle nasıl bir işbirliği içinde olduğunu. Yani Bergüzar Hanım'a saldırma cüretini kimden aldığını. Ben cüretimi doğrudan doğruya kendimden alırım. Tabiatım bu. Mesela sahipsizler diye bir çetem var. Adı üstünde. Bir sahibim yok yani senin gibi. Safir. Niye kızıyorsun anlamadım. Ah, ihtiyar senin sahibin değil miydi? Ha? Bir tane makul bir sebep söyle. Bize saldırmanı gerektirecek tek bir neden. Ha, Ali Rıza'yı saldınız üstüme. Beni öldürmek istiyorsunuz. Yeterlidir herhalde. Peki, neden saldığımızı anlat o zaman. Ne bileyim ben. Masanıza komisyon vermek istemediğim için olabilir mi? Ha? Anlaşıldı. Aa, bana mı? Sana. Evet. Evet. Katam. Küçük ve zararsız göründüğüne bakma. Oldukça etkili bir zehri var. Zahmetsiz, hızlı, acılı. Şimdi şöyle, zehir vücuda ilk girdiğinde önce kan basıncını düşer. Sonra kasların içinde zehir dolaşmaya başlar. Sonra iç kanama başlar, kan boğazıma dolar ve kendi kanımda ölürüm. Ders bitti mi öğretmenim? Bitti. O ne yapacağını çok iyi biliyor. Bakalım sen biliyor musun? Ben bir hayvan severim. Onların dilinden anlarım. Ne haber güzellik? İyi, oturuyorum ben de işte, dinleniyorum. İyi, iyi. Madem öyle, size iyi sohbetler. Konuşmuyor değil mi? Her zaman konuşurlar. Birazcık zaman alsa da sonuç değişmez. Her zaman istisnalar vardır. Balaban da onlardan biri. Bu şekilde asla konuşmaz. Yani? Yani Fuat'la aramızdaki tek bağlantı o Safir. Onun ölümüne izin veremeyiz. Konuşmadan öleceğini kim söyledi ki? Zihnindeki bütün cümleleri alacağım ondan. Dağarcığındaki bütün kelimeleri dökecek önüme. Nasıl olacak o? Yılanın sihirli güçleri mi var? Bırak da bir de ben sorgulayayım. Sen kendi işine odaklan Rıza. Benim işim bu. Daha iyi misin Rukiye anne? İyiyim işte. Sana anlatmak iyi geldi. Benim kafamda o kadar çok soru var ki. Ben hangisini sorayım, ne diyeyim ben gerçekten bilmiyorum. Peki Ali Rıza kimin çocuğu? Yani gerçek ailesi kim? Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Ama rahmetli onu getirdiğinde kimsesiz bir çocuk demişti. Ama Ali Rıza'ya öyle bir bakardı ki. Belki de onun oğluydu. Ben ne diyeyim bilmiyorum. Bir taraftan Ali Rıza'ya üzülüyorum. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Bir taraftan sana üzülüyorum. Senin hiçbir suçun yok. Sen ona sadece annelik yaptın. Annelik doğurmak değil ki Halide. Ali Rıza ilk ateşlendiğinde ben vardım yanında. Yeni yürümeye başladığında, konuşmaya başladığında ben vardım. Annelik bu değil. Ben seni niye bu kadar çok sevdiğimi şimdi o kadar iyi anladım ki. Senin o kadar güzel kalbin var ki. Bu yaptığını başka kimse yapamazdı. Ama benim anlamadığım... Yıllar sonra seni bu konuyla ilgili endişelendiren şey ne? Bilmiyorum. İçim sıkılıyor. Nefesim daralıyor. Hiçbir yere sığamıyorum. Bu öyle büyük bir yük ki. Rahmetli. Bu çocuk sana emanet dedi. Ama her emanet gibi onu benden alacaklar Halide. Derdimi dert edindin, dinledin. Sağ ol Halide. Sen sağ ol Rukiye anne. Bana güvendiğin için. Sırrım bende kalacak, merak etme. Sen de üzme artık kendini. Ali Rıza çocuk değil. Kimse gelip onu senden alamaz. Ne bileyim işte. Korkuyorum bir başkasından duyarsın. Bir gün bunu sen anlatmalısın ona. Belki başta kızar... Ama sonra anlar. Sizin aranızdaki bağ kandan çok daha fazlası. Seninle kalmamı ister misin? Yok kızım sağ ol. Sen de işinden kalma. Sağ ol abi. Sen sağ ol. misin ya? Kaç defa aradım, insan açmaz mı telefonunu? Kızım biraz yürüyüşe çıkmıştım. Bir şey mi oldu? Hayır da yani merak ettim. Ha, ben de bir şey oldu sandım. Neyse, azıcık yoruldum ben. Uzanayım Emine. Emine, ben çıkıyorum. Ne oldu yavrum ya? Ya bana bir şey olmadı da annem. Yani hali hal değil. Bir derdi var ama söylemiyor. Ya ne olacak Emine? Alışmaya çalışıyor kadın. Hayatımız değişti bir bak. Kolay mı? Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Nasıl olmuş? Ay ne bu heves böyle? Ya nasıl heveslenmiyorum Emine? Koskoca şirket. Herkes benim gözümün içine bakıyor. Ben olmasam 2 ile 2'yi çarpamaz onlar. O koca şirket... Ey Allah, laflara bak. Tabii. Mert nerede? Çıktı o çoktan. Küçük kayınçoya bak sen ya. Patron oldu ha. Benim sayemde. Hadi gittim. Çok sevindim. Burada hep birlikte çok mutlu olursunuz. Güzel oldu vallahi ya. Ya... Ben aslında sana bir şey soracağım ama... Seda'yı soracaksın değil mi? Bir haber yok Mert. Olmasın da zaten. Onun için lütfen kendini üzme. Yani deniyorum. Ama öyle aklım da almıyor yani. Aklıma başka şeyler geliyor. Ben Seda'nın muhbir olduğuna inanmıyorum. Ya bu kadar kolay mı ya? Gelip bir insanın böyle gözlerinin içine bakmak yani... Değil. Birine inanmış olmak, güvenmiş olmak bizi yenik yapmaz. Olsa olsa daha iyi bir insan yapar. O yüzden söylüyorum zaten üzülme diye. Muhbir ya da değil, hiçbir farkı yok. Sohbet koyu. Yerine kaçırdım acaba? Çok şey. Vallahi seni çekiştiriyorduk abi. Deme Mert'im. Elimde kalan son kalem sensin bak, yapma. Merak etme. Bir sürü şey sordum ama hiçbirine cevap vermiyor. Hadi gel birlikte yukarı çıkalım halde. Çayımı iç. Olmadı değil mi? Konuşmamız lazım deyince merak ettim. Yo. Konuşmak istediğim şeyler var o yüzden. Gel. Evet. Yalnız kaldığımıza göre dinliyorum. Gece bırakıp gittin. Hemen döneceğim dedin, dönmedin. Sabah kalktığımda da yoktun. Gece geldi mi halde? O kadar güzel uyuyordun ki kıyamadım. Sana not bıraktım, görmedin mi? Gördüm. Gördüm ama bu hissettiğim şeyi değiştirmedi. Ne hissettin ki? Beni yalnız bıraktığını. Ali Rıza, bak Halide, hoş geldin. Ya kusura bakmayın, ben sizi yalnız sandım. Sonra da gelsek. Gel abi, gel. Siz iş konuşacaksınız galiba. Yok yok, konuşacağız yine. Halide sen de dur lütfen. Gel. Gel Ferit. Senin de duymanı istiyorum çünkü. Bu Balaban. Sana poliklinikte saldıran herif. Onu aldım. Ha? Biz de onu merak ediyorduk zaten. Öyle tek başına gittin öyle mi? Nerede? Sorgulayalım hemen. Bizde değil. Onu Bergüzar Hanım'a teslim ettim. Bergüzar Hanım mı? İhtiyar yani. Şu geçen gün bize gelen kadın mı? Ali Rıza ne oluyor? Kim bu kadın? Balaban kim? Ben hiçbir şey anlamadım. Yıllar önce ailenin katledilmesine sebep olan Fuat. Yalnız değilmiş Halide. Kimlerle işbirliği yaptığını ne zamandır araştırıyorduk. Fuat ölmeden önce kimlerle birlikte olduğunu bana söyledi. Balaban mı? O da işin içerisinde. Bizim ne kadar çok düşmanımız varmış. Ben Fuat öldü, bu iş bitti derken arkası da varmış. Peki Bergüzar Hanım? O hepimizin oturduğu masanın asıl patronu. Çok uluslu bir şirketin CEO'su ama tabii karanlık yanları da var. Kimsenin bilmediği, görmediği. Alırsan ne olacak peki şimdi? Ailemin katilleri bizim aramızda mı gezecek? Ben bitti derken bu iş yeniden mi başlayacak? Bu işin arkasında kim varsa hepsini tek tek ortaya çıkaracağım. Sen merak etme. İşin ucu nereye, kime dayanırsa dayansın. Umurumda değil. Sen güvende olacaksın. Peki sen? Sen güvende olacak mısın? Önemli olan senin güvende olman Halide. Benim değil. Hadi gel seni geçireyim aşağı kadar. Abi geliyorum ya. Eyvallah. Bana anlattığın için teşekkür ederim. Ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Yapman gereken tek şey tedbirli olmak Halide. Artık böyle eskisi gibi tek başına gezmek falan yok. Nereye gidersen korumalar yanında olacak. Ali Rıza. Sevmediğini biliyorum. Ama bir süre katlanmak zorundasın. En azından şu süreci çözene kadar. Onu çözersin başkası çıkar, onu çözersin bir başkası çıkar. Beni korumak istiyorsan yanımda ol. Her dakika nasıl yanında olayım Halide, görmüyor musun? Söylediklerimi lütfen ciddiye al. Aklım sende kalmasın, olur mu? Kalsın. Kalsın ki unutma, hatırla. Ben senin sadece koruman gereken biri değilim. Sevgilinim. Korunmaktan fazlasına ihtiyacım var. Sen bayağı kızmışsın. Kızdım. Bilmem hatırlıyor musun ama gece yarım kalan bir konuşmamız vardı. Akşam arayacağım, konuşacağız. Bekleyeceğim, ara. Murat neredesin sen? Geldim işte hayatım, buradayım. Öldüm meraktan. Böyle mi olacak? Bundan sonra böyle mi konuşacağız biz? Üzgünüm Füsun ama buna alışsan iyi edersin. Alışsam iyi ederim. Sen ne demek istiyorsun bana? Az önce Burak'la konuştum. Ona artık ailenin yeni patronunun ben olduğumu söyledim. Bana destek olması gerektiğini, saygı duyması gerektiğini söyledim. Eğer bunu kabullenemeyecekse o zaman gitmesini söyledim. Şimdi aynı şeyi bana söylüyorsun galiba. Hayır. Hayır, sana söylemiyorum. Çünkü senin bana inandığını, beni sevdiğini ve bana her zaman destek olacağını biliyorum. Öyle mi? Burak da seni seviyordu. O da sana inanıyordu. Yanılmışız. Onun tek derdi o koltuğa oturmakmış. Bana zerre kadar güveni yok. Hayatının bana borçlu olduğunu unutup beni hainlikle suçluyor. Ona göre ben korkakmışım, zayıfmışım. Öyle biriymişim. Burak, ne diye bunlarla uğraşıyoruz o zaman? Neden buradan çekip gidip mutlu olamıyoruz biz? Burak da zaman içinde hatasını anlar işte. Hayır, hayır, onun fikri değişecek önce. Bana abisine saygı duymayı öğrenecek. Benim korkak olmadığımı anlayacak. Sonra? Sonra gönül rahatlığıyla köşemize çekilebiliriz. Senden tek istediğim o zamana kadar sabretmen. Burak, ya neredesin sen? Biz öldük meraktan. İnsan bir uyandırır giderken. Şş, tamam. Geldim işte. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Abimin yanından geliyorum. Benimle konuşmak istedi. Konuştum. Daha doğrusu o konuştu, ben dinledim. Sonuç? Sonuç? Haklı çıktın Derya. Haklı çıktın. Abim düşünmüş, taşınmış, kararını vermiş. Ya ona itaat edecekmişim ya da yalnız kalacakmışım. Koltuğu vermiyor yani, anlayacağınız. Peki sen ne dedin? Umarım öfkeyle hareket etmemişsindir. Yo. Bir şey demedim. Sakindim. Zaten bir şey demeye fırsatım kalmadı. Kararlı bir şekilde. Ki hayatımda ilk defa onu bu kadar kararlı gördüm. Diyeceğini dedi. Çekti gitti. Güzel. Güzel. Yani güzel derken öfkeyle hareket etmemen iyi olmuş, o anlamda söyledim. Şimdi bundan sonra bence sen abine ne cevap vereceksin, onu oturup düşünmemiz lazım. O benim abim olmasaydı ben ona vereceğim cevabı biliyorum ama... Neyse, abim. Benim bu meseleyi başka türlü çözmem gerek. Ama çözeceğim. Abimle savaşmak zorunda kalmadığım başka bir yol. Balaban. Ne alemde? Haber var mı? Konuş, konuş. Derya'nın her şeyden haberi var. Ali Rıza, Balaban'ı almış. Nasıl almış? Orası meçhul. Balaban'ı almış, ihtiyara teslim etmiş. Allah'ım! Çıldıracağım! Bu herif nasıl her şeyin altından çıkıyor Fiko? Hani bu Balaban çok güçlüydü. Hemen yakalanmış. Güçlü olan masa, ihtiyar. Ali Rıza'nın arkasında da bunlar var. Bunlar güçlü. Ordusunu bulalım. Bunun sahipsizler mi, yutsuzlar mı, kimsesizler mi neyse. Bulalım onları, konuşalım. Balaban'ı bulmamız lazım Fiko. Bulmamız lazım, yoksa bütün plan çöpe gider. Sohbetiniz pek iyi geçmemiş anlaşılan. Aksine çok sevdik birbirimizi. Acılarımın dindirmesini istedim. Sağ olsun. Kırmadı beni. Boş laflarla tüketme nefesini. Geçen her saniye senin aleyhine işliyor. Konuşmazsan ben gördüğün son yüz olurum. Ha eğer konuşursan panzehiri hazır. Umurumda mı sence? Ölümün bir hayvanın elinden olsun. İnsanlara tercih ederim. Nasıl istersen. Ben teklifimi yapayım da sen ölmek istiyorsan öl. Sahibinin uğrunda ölmeye değer biri demek ki. Bak şimdi çok daha merak ettim kim olduğunu. Herkes kendi gibi biliyor karşısındaki işte. Bir sahibim yok benim. Niye anlamıyorsun? Sahipsizlerim var. Burada kal. Burada kal. Çekersen eğer herkes duyar ve buraya gelir. Hiçbiriniz sağ çıkamazsınız. kimdir ama? Ne olsan? Nerede kaldınız? Biraz daha geç kalsaydınız cenazemi alacaktınız. Geldik işte. Ben sözümü tuttum. Sıra sende. Önce bir konuşsaydık. Belki söyleyeceklerim dikkatini çeker. Artık çok geç. Meksika çıkmadığında yolunu kaybettin. Ben ölüme hazırdım ama anladığım kadarıyla sen henüz hazır değilmişsin. Nereye götürüyorsun beni? İhtiyar ama. Aynen öyle. Cık, yok. Olmadı bu. Yanlış bahis arıza. Yanlış takım oynuyorsun. Neyse ki maç yeni başladı. İstersen sana son bir şans verebilirim. Şans dilenmesi gereken sensin. Peki, sen bilirsin. Az kalsın unutuyordum. Ben ölürsem babanı kimin infaz ettiğini asla öğrenemeyeceksin. Asla. Ne saçmalıyorsun lan sen? Babam infaz edilmedi, operasyonla öldü. Yok, o senin bildiğin resmi kayıtlara geçen kısmı ama işin aslı başka. Baban enseye tek kurşunla infaz edildi. Öldürüldü. Eğer yalan söylüyorsan senin sonun ne olur? Yalan? Yok. Canını kurtarmaya çalışıyorsun. Niye inanayım sana? Elimde bilgi belge olmasa böyle konuşmam. Peki kimin yaptığını gördüm desen, hatta görmekle kalmayıp kaydettim desen ve görüntüler bende desen. Bak, son şans. Kim yaptı? Bence biliyorsun kimin yaptığını. İhtiyar. Bingo. Şu kayıt mıdır nedir? Gösterin bana. Yok, olmaz. Bana ne? Önce beni bu işten sıyırman gerekiyor. Sonra söz birlikte izleyeceğiz. Artık çok geç, seni ihtiyara teslim etmem lazım. İşte orası da senin sorun. Her şeyi ben mi düşüneceğim? Gitmiyor muyuz? Sana bu Balaban. Kardeşin? Kimsem kim lan, sana ne? Mert, sakin. Sakin. Sen Seda hemşire ne yaptın onu söyle. Mert. Abi bir saniye ya. Cevap versene lan. Sen yalan söylüyorsun değil mi? Aldın kızı götürdün, öldürüp attın bir yere. Bir değildi o. Kaçtı mı? Ha, kaçar tabii. Ben paketleyip bırakmıştım halbuki size. O kız muhbirdi. Hemşire değildi. Ulan seni var Mert. Abi. Mert. Dur tamam abi, siz yukarı çıkın, geliyorum ben. Hadi. Mert. Mert çok sert. Ne yapıyorsun oğlum? Ben araştırdım. Doğru. Seda muhbir. Belki adı Seda bile değil, bilmiyoruz. Şşş, Mert, bana baksana. Mert, niye yiyorsun başını? Kandın mı abi şimdi ben bu kıza? Kandırdın mı beni yani, öyle mi diyorsun? Yalnız değilsin, hepimiz kandık. Nereden bilelim oğlum? Ama en azından bize zarar vermedi. Dik tut başına. Başına eğeceğin hiçbir durum yok. Öğreneceğiz. Maalesef kimseye güvenmemeyi öğreneceğiz. Öğreneceğiz abi. Safir? Az önce saldırıya uğradık. Balaban'ı kaçırdılar. Kim nereye kaçabilir ki benden? Bir şekilde önüme gelecek. Ya yalnız, ya kaçıranlarla birlikte. Ali Rıza kendine çok güveniyor. Benim anlamadığım siz neden ona bu kadar güveniyorsunuz? Belki de bunu anlamaya çalışıyorumdur Safir. Kime, neye, ne kadar güvenebileceğimi. Acele etsen iyi edersin, hadi. Babanın ara sıra kaldığı otelin otoparkı. Tarihi görüyor musun? 12 Aralık 2012. Ne zaman ölmüştü baba? 12 Aralık 2012. Evet. Yani bu görüntü o ölmeden birkaç saat önceki hali. Yer neresi peki? Boğaz İstanbul Otel. Mümkün değil. İstanbul olamaz. Niye? Sana nerede öldüğünü söylediler? Annemle gidip Hatay'dan aldım. Arıza. En güzel yalan içinde gerçek payı olandır. Saçmalık. O zaman izlemeye devam et. Bakalım babanın Azrail'i kimmiş? Safir. Ta kendisi. Gördüğün gibi. Onu Safir vurdu. Aynı gece cenazeyi Hatay'a yolladılar. Yani babanın katili ihtiyar. Anne ne oldu? Annem lütfen. Lütfen annem. Annem lütfen. Korkma benim, ne oldu annem lütfen. Tıpkı senin gibi ben de sözümü tuttum. Sana babanın katilini verdim. Ve teklifim hala geçerli. İhtiyara karşı birlikte savaşabiliriz. Sen bu mesele yüzünden ihtiyarın karşısına geçmedin. Sen kimin için savaşıyorsun? Eğer birlik olursak, gerçekten birbirimize güvenmeye başlarsak, o zaman sana her şeyi anlatacağım. Her şeyi öğreneceksin. Söz. Her şeyi. Evine git Balaban. Ya da her nerede yaşıyorsan. Bir düşüneyim. Seni arayacağım. Bekliyorum. Abi ne oluyor? Niye bıraktınız bunu? Nereye gidiyor? Ali Rıza, Ferit haklı. Niye bıraktın adamı? Niye inanıyorsun bu şerefsize? Zerre kadar inanmıyorum abi. Ama bu görüntüler gerçek. Babamın adı geçtiğinde ihtiyarın gözündeki öfkeyi gördüm. Görüntüleri sen de izledin. Babamı öldürmüş. Abi ne diyorsun sen? Babanla ne alakası var? Ne oluyor? Evet, tamam. Şimdi dur, ben anlatacağım sana. Ali Rıza, bak öbürleri neyse de bu ihtiyar başka. Kadın ortalıkta sütten çıkmış ak kaşık gibi dolanıyor. Gücü malum. Namluyu üzerine çevirirsek... Namluyu değil, kafamızı çevireceğiz abi. Yanında olacağım. En yakınında. Kimmiş, neymiş, nasıl sırları varmış. Hepsini tek tek öğreneceğiz. Sonunda kafasına sıkacağım. İstediği kadar büyük olsun, istediği kadar güçlü olsun. Tek kurşun yeterli devrilmesine, biliyorsun. O kurşunu sıkacak kadar yakındayım. Var mı planım? Merak etmeyin. Abla. Ali Rıza, ablacığım bir eve gelebilir misin? Ne oldu, bir şey mi oldu? Annem, ben pek iyi değil. Bir tuhaf davranıyor. Gel de bir konuşalım, ne olur. Tamam, hemen geliyorum. Görüyor musun? Tyler, nerede baba oğlum? Nerede baba? Hiç. Baba yok, öyle yatıyor. Allah Allah. Ne biçim adam lan bunlar? Kesseler kan akmaz ha bunlardan. Yani biraz vahşiler. Ulan bu kadar saattir buradayız, ağızlarından tek kelime çıkmadı. İyidir iyidir ya. Susan adamdan zarar gelmez abi. Tabii canım. Yani genelde... Sen bana mı laf çakıyorsun lan? Bana mı söylüyorsun sen? Neyi? Öyle susmak iyidir falan. Gevezeyim mi ben? Onu mu demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun sen bana? Sen içine atıyorsun, sen konuş. Konuşacağım tabii oğlum. Ne demek yani öyle susmak iyidir falan? Hayır, ne demek istiyorsun? Bir şey demek istiyorsan söyle bana. Bak sen o bıyığı kestin, çok değiştin ha. Ya bunun bununla ne alakası var ya? Kardeşim varsa bir derdin söyle, öyle susmak iyidir falan bana dolaylı yoldan laf. Ha? Tyler. Gel. Gel baba. Aferin. Aferin. Balaban sen neredesin ya? Ali Rıza aldı. İhtiyara teslim etti dediler. Uzun mevzu ama sıkıntı yok. Kendisiyle baş başa görüştük diyelim. Görüştünüz mü? Ha. Nedir peki? Kabul etti mi teklifini? Henüz etmedi. Ama yola gelecek. Az kaldı. Az kaldı. Emin misin? Bak o sarının sağ solu belli olmaz ha. Bu böyle sakin görünür. Kafasında 1000 tane hesap vardır. Onun hesabı varsa bizim de hesabımız var. Plan aynen devam edecek Burak. Plan devam etmeli Balaban. Plan devam etmeli. Bütün bahsi sana yatırdık. Yatmayalım. Kazanacağız. Çünkü kasa benim. Ve kasa her zaman kazanır. Anne senin ne işin var burada? Bak ben babamla da konuştum. Tamam mı? Ben bir süre yokum. Tamam mı? Unutun beni. Böyle mi karşılıyorsun anneyi kızım? Bir merhaba yok mu? Yani sana aslında gel derim de senin amaçla burada olduğunu biliyorum. Ve ben artık aynı şeyleri tekrar dinlemek istemiyorum. Kalıcı değilim kızım merak etme. Seni almaya geldim. Düş önüme. Öyle mi? Bak sana bir haberim var. Gelmiyorum. Bak Derya. Bana bak. Anne. Anne bırak ne yapıyorsun ya? Sıkma. Tamam mı? Burada otel odalarında bizi rezil ediyorsun. Sana inanmıyorum ya. Adamlarla mı geldin? Rezil edeceksin beni. Bak seni öyle bir götürürüm ki sen bile şaşarsın. Adamlarla götürtme kendini. Düş önüme dedim benim asabımı bozma daha fazla. Tamam bırak çantamı falan alayım bari ya. Gerek yok. Onlar alırlar. Hadi alın eşyaları. Yürü. Ali Rıza. Abla, ne oldu? Annem nerede? Odasında. Kavga mı ettiniz? Ya keşke bağırsa çağırsa. Ama günlerdir bir tuhaf davranıyor. Nasıl tuhaf? Dışarı çıkıyor, bitkin halde eve geliyor. Odasından çıkmıyor, kimseyle konuşmuyor. Kaç gündür sofraya bile oturmadı. Az önce de ağlama krizi geçirdi. Sen bir konuş istersen, seni dinler o. Allah Allah, tamam. Tamam ben şimdi konuşacağım, anlarız ne oldu. Hı. Anne. Ne yapıyorsun burada? Buz gibi olmuş burası. Ne yapıyorsun? Şu ellerine bak, kalk. Kalk. Hasta olacaksın. Gel. Uzat bacaklarını. Ne oluyor annem? Neyin var? Kimseye bir şey de demiyor musun? Yok bir şey oğlum. Ne olacak ki? Nasıl bir şey yok anne? Şu haline bak. Ablam da endişeleniyor senin için. Çıkıyor musun kimseye bir şey demiyor musun? Şu gözlerinin haline bak ağlamaktan ne hale gelmiş. Ne derdin var anne ne sıkıntın var? Bana söyle ya. Yok benim sizden başka bir sıkıntım yok oğlum. Yani öyle ben bir yere gitmedim. Halide ile görüştüm o kadar. Halide ile? Anne, gözlerime bak gözlerime. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok oğlum, işte söyledim ya. Ben böyle elim yüreğimde ne kadar yaşayacağım? Endişeleniyorum. Bir de böyle bir kabus gördüm ona. Ne kabus gördün? Bir gece. Seni böyle aldılar elimden. Arıyorum seni. Bulamıyorum. Yoksun. Hiçbir yerde yok. Sanki böyle yer almış, yerin içine girmiş. Bak bana, bak bana, bana bak. Diyelim beni aldılar. Senden de saklıyorlar. Ben iki elim kanlı olsa gelir seni bulurum anne. Bilmiyor musun bunu? Ya beni senden kim ayırabilir? Buna kimin gücü yeter anne? Kendine gel ya. Oğlum açsan belki önemli bir şeydir. Ararım onu birazdan. Olmaz. Hadi. Biz seninle sonra konuşuruz. Alo. Ali Rıza nerede kaldın? Seni bekliyorum. Bir annemin yanına uğradım. Geliyorum birazdan. Tamam. Sen Rukiye anneye selam söyle. Eğer bir mesele varsa kal, olur mu? Biz sonra görüşsek de olur. Tamam. Tamam o zaman. Bekliyorum. Sen kimi bekliyorsun bakalım? Ali Rıza gelecek de baba. Çıkarız belki. Gel bakalım. Ne oldu babacığım? Otur bakalım şöyle biraz. Annenle evlendiğimizin ilk senesiydi. Hani yıl dönümü dediğiniz şey. Ne gecem var ne gündüzüm. Oradan oraya koşturuyorum tabanı yarık it gibi. Önemsiyor da biliyorum. Yıl dönümü falan. Gizli gizli hazırlanıyor. Neyse akşam geldim. Baktım sofra hazır. Ama ne sofra. Muhlaması, hamsisi, şusu busu. Yanıyor yani. Bir tane de şöyle bir mektup. Açtım baktım. Annem beni terk etmiş. Nasıl yani? Unuttun diye mi? Yani o unuttum sandı da işin aslı öyle değil tabii. Vurulmuştum. İşte yaraya baktırdık falan. Bu akşam yatacaksın burada dediler. Dedim yok yatmıyorum. Çıktım. Eve geldim ama tabii geç kalmışım. Sonra tabii neden geç kaldığımı öğrenince koştura koştura geldi. Gözünü gözümden ayırmadan neredeyse kucağında sallayarak iyileştirdi beni. Ben iyileşir iyileşmez de yeniden terk ettim. Neden? Her şeyi yalnız yapmaktan yorulduğu için Halide'm. Mektupta öyle yazıyordu. Ben anneni çok sevdim. Annen de beni çok sevdi. Ama ben kendi hayatım yüzünden ona cehennem hayatı yaşattım. Zaten akıbeti de... Yani demem şu ki... iyi düşün Halidem. İyi düşün. Annen eski kadındı. Sıktı dişine, sabretti, tahammül etti. Ama sen öyle de değilsin. Sen azla yetinemezsin. Hiç yetinmedin. Baba seni anlıyorum. Ama hani dedin ya ben anneni çok sevdim diye. Belki de cevap budur. Ben mutlu olmak istiyorum. Bu da ancak çok sevdiğim biriyle mümkün. Baba. Ben böyle mutluyum. Ne olur, ne kadar gider bilinmez. Ama her an, her saniye bir şey olacak korkusuyla da yaşanmaz ki. Bunun bir sonu yok. Geç, geç. Yol boyunca konuştum, başıma ağrılar girdi. Ya konuşacağım tabii, konuşurum. Bak. Ya her şey bitti, şimdi zorbalığa başladın. Baba, anneme bir şey söyler misin? 3 tane adamla otele gelip beni sürükleyerek eve getirdi ya, ben rezil oldum. Derya yeter artık. İyi yapmış annen. İnanmıyorum baba ya, sen de mi? Öyle otel odalarında Burak'la kalmana izin mi verecektim ben? Dua et, annen buldu seni. Ben bulsam çok daha farklı olurdu. Baba. Sakın. Sakın. Bir daha benden habersiz evden dışarıya adımını atarsan Burak'ı unut. Yüzünü dahi göstermem sana. Şimdi çık odana. Bravo. Ya babamı da kendine benzetmişsin. Allah'ım sen bana sabır ver. Çok iyi oldu hayatım bu konuşma. Gerçekten buna ihtiyacı vardı bu kızın. Belki böyle bir konuşmaya senin de ihtiyacın vardır Melek. Sayende Murat koltuğunu kardeşine bırakmaktan vazgeçti. Mutlaka bunda senin bir payın var Melek. Mutlaka. Kim bilir Murat'ın gözünü nasıl boyadın? Hayatım, hiç kimse gerçekleri görmek istemeyen biri kadar kör değildir. Ben yalnızca Murat'ın gerçekleri görmesini sağladım. O da zaten dünden razıymış bak. Kabul etti. Melek, bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Senin herkesten çok daha tehlikeli olduğunu. Annemle konuştum dedim. Kötü bir şey yok değil mi? Yok diyor ama beni geçiştiriyor. Annemi tanıyorum. Bir şey var, susuyor. Kolay kolay bu hale gelmez o. Endişeleniyordur senin için, anlamak lazım. Sana öyle mi dedi? Bir şey demedi ama ben anlıyorum. Ne dedi peki? Yani bugün buluşmuşsunuz ya. Konuştunuz mu hiç? Konuştuk ama dertleştik öyle aramızda. Merak ediyor seni. Neredesin, ne yapıyorsun? Başına bir şey geldi mi? Neden bu halde olduğu sırrı değil yani. Başka bir şey yok yani. Yok. Babam ağzımı aradı bu akşam. Seninle de geçen gün konuşmuş. Bu işin adını koyalım diye. Hatırlarsan ben de geçen gece sana sormuştum ama sen susup cevap vermemiştin. Susmadım Halide, işim çıktı gittim. Sustum. Telefonum çalınca da fırsat bilip kaçtım. Niye kaçayım Halide? Bilmem. Ben de onu merak ediyorum zaten. Madem kaçmıyorsun, o zaman şimdi cevap ver. Tamam. Sorun neydi tam olarak? Evlilik. Evlilik hakkında, bir olmak hakkında, aile kurmak hakkında ne düşünüyorsun? Biz bunları hiç konuşmadık ama normalde çiftler böyle şeyler konuşurlar. Halidem, sana olan hislerimi biliyorsun. Tamam, ben bunları pek sık dile getirmiyor olabilirim. Ama benim tek düşüncem sensin, biliyorsun. Yo, bilmiyorum. Emin olamıyorum. Çoğu zaman kafan karışık gibi duruyorsun. Sanki aklın başka yerde. Bana, bize, geleceğimize hiçbir zaman odaklanamıyor gibisin. Halide, ben böyle şeyleri pek konuşamam ki. Doğru da bulmam. Her şey olacağına varır zaten. Bak, yine cevap veremiyorsun. Ya bizim zaten yarın hemen evlenecek halimiz yok. Ama ne var yani? Evet sevgilim, ben de seninle evlenmeyi, aile kurmayı, bir olmayı çok istiyorum desen ne olur? Ne olur, ne engel oluyor sana? Niye bana böyle şeyler söyleyemiyorsun? Çünkü hiç hayal kurmuyorsun, değil mi? Benimle ilgili hiç hayalin yok. Zaten ben aramasam, sormasam seni arayacağın da yok. Halide, nereden çıktı şimdi bunlar? Niye yükseldin böyle? Öyle. Neyse ya, ben gidiyorum. Halide! Halide, nereye gidiyorsun? Sana ne? Sana ne? Sanki çok mu umurunda? Gecenin bir yarısı yanımdan çekip gidiyorsun. Sabah kalkıyorum, yoksun. Arıyorum, açmıyorsun. Mesaj atıyorum, çok sonra mecburen dönüyorsun. Gel demesem gelmeyeceksin. Ben tek taraflı bir şey yaşıyorum sadece, o kadar. Halide, abartıyorsun. Ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Ya ben senin etrafında dönmesem sen beni görmüyorsun. Ben neredeyim, nasılım, sen beni merak bile etmiyorsun. Tamam, tamam. Gel konuşalım hepsini. Gel. Tamam, duruyorum işte. Konuşalım, bekliyorum. Hadi konuş. Sen telefonuna bak ya. Senin benden, bizden daha önemli işlerin vardır. Sen kavga etmek için buluşmak istemişsin. Anladım ben bunu. Senin anladığın gerçekten bu mu ya? Ben sana diyecek laf bile bulamıyorum artık. Tamam, tamam. Ben bırakayım bari. Gel. İstemez. Kendim giderim. Efendim? Ali Rıza, şimdi Safir'le konuştum. Balaban kaçmış. Biliyorum, ben kaçırdım. Ne diyorsun sen Ali Rıza? Anlatacağım her şeyi, merak etme. Günaydın. Böyle otur otur nereye kadar ya? Biraz hareket edin. Spor önemli. Hayatımız yeterince hareketli değil mi? Yok. O başka, bu başka. Bir karar verdin mi? Beraber ihtiyara karşı savaşalım diyorsun. Eyvallah. Ama ihtiyar herkesin, her şeyin üzerinde bir güç. Sen neyine güveniyorsun? Kime? Öncelikle kendime. Sonra senin gibi güçlü bir müttefikim var. Belki aramıza başkaları da katılır. Yani ilk olarak sen beni içeri sokacaksın ve böylece kalede büyük bir gedik açmış olacağız. Sen konsorsiyuma girmek istiyorsun, masaya oturmak. Aynen öyle. Ne? İkimiz de ihtiyarı istiyoruz. Ve bu iş kolay değil. O yüzden sessiz ve derinden gideceğiz. O seni öldürmek isterken sen masaya oturacağını düşünüyorsun. Demek ki aklında bir şeyler var. Var. Anladım. Bergüzar Hanım'a ait bir vakıf var. Bu vakıf sayesinde yardım adı altında Orta Doğu'ya silah ve para gönderiyor. Yakınlarda da büyük bir sevkiyat var. Aslında biraz da bunun için geldi. Silahlar o Orta Doğu ülkesine gidecek, ihtiyar ateşkes ilan edecek ve karşılığında da imtiyazlar alacak. Ama gel gör ki o silahların yerinde yerler esiyor şimdi. Gitti. Yok. Nasıl? Ha. Sen aldın tabii. Açık söylemek gerekirse bir taşeron kullandım. Ben sana adını söylerim. Ama önce senin ihtiyarı ikna etmen lazım. Beni o masaya kabul etmesi gerek. Zaten üzerimde çok fazla şüphe var. Şimdi ben böyle bir teklifle gidersem seni kaçırdığım ortaya çıkar. Emin ol, silahların gittiğini öğrenince her türlü çözüme yanaşacaktır. O zaman beni niye karıştırıyorsun? Kendin yap teklifini. Ben ne yapıyorum zaten? Pazarlık yapıyorum. Değil mi? Sen masanın kalıcısın. Sen demek, ihtiyar demek. İhtiyar demek, sen demek. Bergüzar Hanım. Alo? Bergüzar, sevkiyatı durdurdum. Basılmış. Nasıl? Kim? Balaban mı? Henüz bilmiyoruz, bir bilgi yok. Ama konteynerler boşaltılmış. Haşmet, geliyorum. Bu meseleyi birlikte yüz yüze konuşacağız. Herkes toplansın. Temsilci arada görüşmek istiyorum. Hazırlanın, gidiyoruz. Boşuna dememişler. Kötü haber tez yayılır. Efendim? Tamam. Geleceğim. Ne oldu? Mallar uçmuş. Değil mi? Arayacağım seni. Haber edersin. Malları aldınız mı? Balabancım, bana böyle sorular sormayacaksın. Ne demek malları al... Şuna bak, ne diyor? Ne diyor ya? Malları aldınız mı diyor. İşine baksana ya. Balaban, ben bir iş halledeceğim dediysem sen onu halletmiş bil. Güzel. Biz malları patlattık. Canlarım burada. Senden haber bekliyoruz. Güzel. Bu arada Ali Rıza Zoka'yı yuttu. Benden haber bekle Burak. Malları kime teslim edeceğini söyleyeceğim. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Oh be. Ne oldu abi? Ne bileyim, bana bir rahatlama geldi Fiko. Sana da öyle olmadı mı? Hani çalışıyoruz falan ya. Ha. İyi geldi. Gerçi milletin malını gasp ediyoruz ama olsun, iş iştir. Güzel güzel de abi şu Balaban. Abi Balaban ya. Adama hiç güvenmiyorum ya. Ben de güvenmiyorum. İşin aslı ben kimseye güvenmiyorum Fiko. Ama şöyle düşün. Onlar da bize güvenemeyecek. Yalnız kurduz oğlum artık. Sürü halinde gezenler korksun. Şuna bak ya. Şaheser. Canlarım. Hayırdır? Nereye? Bergüzar Hanım çağırmış. Acil toplantı istiyor. Neymiş bu acil olan? Birileri ihtiyarın mallarını patlatmış. Peki bu senin sorumluluğunda mı? Yo değil, Haşmet abinin. Ama yine de bulmamız lazım. Ucu bize dokunabilir. Toplantı Haşmet abi de olacak. Ben de geleyim. Hem ne zamandır Halide'yi de görmedim. Bir halini hatırını sorarım. Senin derdin Halide değil. Hı hı. Sen Bergüzar'ı merak ediyorsun. Ben Bergüzar'ı merak etmiyorum canım. Ben onun beyninin içindekileri merak ediyorum. Çünkü geleceğimiz ona bağlı. Bekle hazırlanayım. Sevgilim. Hı. Bir saniye. Ne yapıyorsun? Wow. Çok güzelmiş. Senin kadar güzel değil ama. Ne oldu? Sen tehlikeli karına hediye mi aldın? Evet. Geçti mi peki kızgınlığı? Yani hala biraz kızgınım ama... Hı. Sevgililer gününü unutacak kadar da değil. Çok güzelmiş. Sana çok yakıştı. Keşke eskisi gibi bana sadece böyle sürprizler yapsan. Biliyorum, bu tür buluşmaları pek sevmezsiniz Bergüzar Hanım. Ama mecbur kaldım. Sizi dinliyorum. Sevkiyat için planladığımız takvim gecikti. Ama öğrendim ki ertelenmiş. Bu durum bizi çok endişelendiriyor. Eğer zamanında yetişmezse bize ne olacağını siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Hı hı. Bilmez miyim? Görevli olduğunuz ülkede tüm dengeler... değişebilir. Değişir. Güç kaybederiz. Biz güç kaybedersek siz de kaybedersiniz. Siz daha bu işlerin içinde yokken ben o dengeleri oluşturdum. Bozulmasına izin vermem. Sevkiyat vaktinde ulaşacak. Rahat olunuz. Relax. Halide. Telefonlarımı açmayacak kadar mı kızgınsın bana? Cevap vermeyecek misin? Nasıl bir duyguymuş? Sorularına asla cevap alamamak. Nasıl bir duyguymuş? Kötü hissettiriyor değil mi? İşte benim de tam olarak hissettiğim şey bu. Gel Ali Rıza, gel. Kim kaldırmış silahları? Balaban mı? Öyle görünüyor. Ne diyeyim sana? İnşallah bir bildiğim vardır. Çünkü eğer planların çalışmazsa ihtiyar hiçbirimizi affetmez. Biliyorum ama risk almak zorundaydım. Balaban'ın arkasında kim olduğunu bulmamız için başka çaremiz yok. Merhaba. Ben bir Halide'ye bakıp geleyim. Hoş geldin Mithat. Abi hoş bulduk. Neler oluyor yine? Sevkiyat patlamış. Öyle oldu. Ne yapacağız peki? Sonuçta sevkiyatın güvenliğinden sen sorumluydun. Hı. Var mı şüphelendiğin biri? Sabriler bakıyor. Çıkar kokusu yakında. Ne yapıyormuş benim güzel yeğenim? Hoş geldin teyze. Hoş bulduk canım. Toplantılar hiç bitmiyor değil mi? Bitmez onların toplantısı. Neyim var? Ali Rıza ile kavga ettik biraz. Uzun zaman sonra ilk sıkı kavgamızdı. Olur böyle şeyler. Ciddi bir şey var mı? Bilmem. Bilmiyorum yani. Emin olamıyorum. Beni seviyor. Biliyorum ama benim onu sevdiğim kadar değil. Halideciğim. Herkesin sevgiyi yaşama şekli farklıdır. Yani Ali Rıza eğer sevgisini sana farklı gösteriyorsa bu seni sevmiyor demek değil ki. Ya da sizin ilişkinize yeterli önemi vermiyor demek değil. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Bak bize eniştenle. Günlerdir kavga ediyoruz. Derya'nın evliliği yüzünden birbirimize girdik. Ama o da kalkmış gitmiş, 14 Şubat'ı bana çok güzel bir hediye almış. Gönlümü almak için tabii. Çok şanslısın teyze. Halide, hepimizin kusurları var. Ama sevgi o kusurların üstünü örter. Sen sevgiyi nasıl yaşadığına bak. Tamam mı? Sadece sen kendi kalbine bak. Çünkü sadece kendi kalbinden emin olabilirsin. Sizi dinliyorum. Bütün sorumluluk bana ait. Bunu kim ya da kimler yaptıysa ortaya çıkacak. Tabii zararı da telafi ederiz. Peki kaybettiğim zamanı telafi edebilecek misiniz Haşmet Bey? İtibarımı da eklersek hesap bir hayli kabarık. Zamanı çözeceğim. Bir daha gecikme olmayacak. İtibarınıza gelince yel kayadan toz alır ancak. Kim olabilir Haşmet amca? Şüphelendiğimiz biri var mı? Şu Balaban olabilir mi mesela? Başka kim olabilir ki? Adam açıkça meydan okudu bize. Hepimizin ismini ölüm listesine yazmış. Hepiniz gördünüz. Karşılığını verdik. Balaban'ı bizzat alıp Bergüzar Hanım'a teslim ettim. Nasıl yani? Şu an elimizde mi? Hayır, değil. Birileri gelip onu kaçırdı benden. Hemen sonra da mallar çalındı. İçeriden bir desteği olduğu belli. Bir önceki toplantı günümüzü bilmesi, kurtarılması, şimdi mallar. Sen ne diyorsun bu konuda Ali Rıza? Haklısınız, içeriden bir destek aldığı kesin. Eğer beni kastediyorsanız, ben bu masaya karşı sadakatimi fazlasıyla kanıtladığımı düşünüyorum. Sözüm meclisten dışarı. Ama hepimizin etrafındaki insanlara bir bakması lazım. Mesela kardeşin Burak Ersoylu. Sizce de pek bir sessiz değil mi son zamanlarda? Sessiz olmasını ben istedim. O da sözünü tutuyor. Hem onun yapacağı iş değil bu. Zaten tüm gücünü kaybetti. Bilgi vermek için güce değil, dile sahip olmak yeterli. Ali Rıza, kardeşim hakkında bir delilin yoksa onu suçlamaktan vazgeç. Tamam, Burak'ın hataları olmuş olabilir. Ama masaya sadıktır o. Ancak içeriden bilgi sızdığı da aşikar Murat. Onun için her ihtimali düşüneceğiz. Öyle. Bu çatlağı bir an önce kapatmalıyız ki bina yıkılmasın. Altında siz kalacaksınız çünkü. Siz hiç merak etmeyin. Haşmet abi gereğini yapar. Malları bulur. Ben de bu bilgi nereden sızıyor onu araştıracağım. Balaban'a gelince. Ali Rıza, onu bir kez daha yakalaman gerekecek. Elbette. Teşekkürler. Toplantı bitmiştir. Ali Rıza, sen biraz daha kal lütfen. Haşmet Bey'le ve senle konuşacaklarım var. Hasretime dayanamadın değil mi? Neredesin, ne zaman geleceksin? İşteyim Derya'cığım. Yani beni biliyorsun, ben iş adamıyım. Yani iş insanı. Çalışıyoruz. Ekmeğin peşindeyiz, ekmeğin. Annem beni eve zorla getirdi. Yine odama kapanıp kaldım. Ya ben zaten senin şu odaya tıkılmalarına bir çözüm bulacağım. Bu akşam geleceğim yanına. Nasıl geliyorsun, bizimkiler... Derya'cığım. Artık sizinkiler, benim için de bizimkiler. Yavaş yavaş alışacaklar. Bu iş böyle. Ararım ben seni. Ne gülüyorsun ya? Sen hayırdır oğlum? Ben ne zaman Derya'yla konuşsam böyle suratında müstehsi bir gülümseme. Müstehsi? Gevrek yani. Ne zaman konuşsam gülüyorum falan. Ne oluyor? Sevincimden Burak Bey. Ama ben sana demiştim ya. Bu kız sana iyi gelecek demiştim. Bak gördün mü? Ummadık taş baş yararmış. O hesap. Taş? Atasözündeki taş işte. Ummadık. Sen yengene taş mı dedin az önce? Hayır abi. Ben atasözü... Ne demek istiyorsun yani? Taş falan derken ne demek istiyorsun Fiko? Abi ben... Hani beklemiyordun ya hani... Ama hak ettin. Hak ettin Fiko. Ya yeter sen son günlerde öyle gülmeler, her şeye yorum yapmalar, cak konuşmalar. Ne oluyor? Ya ben sen mutlu ol diye ya. Başka bir derdim yok ki benim ya. Sen de mutlu ol. Sen de bul birini Fiko. Yeter. Sürekli dibimdesin. Ben böyle iyiyim ya. Bul birini. Sana 48 saat süre. Duyun lan siz de. Sana emir veriyorum. Aşık olacaksın. Birini bulacaksın. Beni ilgilendirmiyor. Bahane istemiyorum. Haftanın bir gününü seç. O gün boşsun. Serbestsin. Git takıl. Bul birini. Ben ararsam da açma. Tamam? 48 saat. Hadi beyler. Hadi. Müşteri bekliyor. Ondan sonra müşteri hizmetlerini aramasınlar kargom nerede diye. Sırıtma lan. Kim kaybetmiş de biz bulmuşuz abi. Evet Ali Rıza. Balaban'ı kaçırmak ne işine yaradı? Bergüzar Hanım. Bir günde 2 kez konuşmak istediğine göre mesele mühim. Mühim. Safir'e söyledim ama pek oralı değil. Balaban bu şekilde asla konuşmaz. Eğer ölürse de aramızdaki bağlantı kopar. Senin fikrin nedir? Bir planım var. Plan hem de. Güzel. Dinliyorum. Eğer izin verirseniz Balaban'ı kaçıracağım. Birlikte hareket ediyormuş gibi yapacağım. Ta ki arkasındaki gücü öğrenene kadar. Onu buraya sen getirdin. Şimdi de kaçıracağım diyorsun. Niye güvensin ki sana? Yolda gelirken bana bir teklifte bulundu. Nasıl bir teklif? Size karşı birlikte savaşmamızı istiyor. Şimdi anlaşıldı. Fakat bu çok tehlikeli bir oyun. Nereden bakarsan bak, tehlikeli. 2 ateş arasında kalacaksın. Riski var. Evet. Ama ben yanmaya razıyım. Beni şaşırtıyorsun Ali Rıza. Ama bu oyundan sağ çıkarsan, ki bunun tek yolu bana sadık kalman, ödülün büyük olacak. Balaban'ın niyetinin ne olduğunu öğrendim. Masaya oturmak istiyor. Eğer biz ona istediğini verirsek, o da bize istediğimizi verecek. Düşmanı yakınında tutmak iyi bir fikir. Yine de düşünmek gerek. Doğrudur. Biz ona yakınsak o da bize yakın demektir. Peki baskın. Haberin var mıydı? Hayır. Siz aramadan az önce haberim oldu. Balaban aklınca kendini sağlama almaya çalışıyor. Ali Rıza, bu sevkiyat benim için çok önemli. Mesele para değil, silah değil. Zamanla yarışıyorum. Eğer geç kalırsam domino etkisiyle bütün sistem çökebilir. Malları alması için taşeron kullanmış. Masaya oturmasıyla ilgili ne kadar somut bir şey söylersem o kadar kesin bir sonuç elde ederiz. Balaban masaya oturmak istiyorsa önce mallarımızı teslim edecek. Sonra sadakatini sunacak bize. Biz de değerlendireceğiz. Yeterli mi? Müzakere büyük bir adım. Ama bu süreçte ona zarar vermememiz lazım. Sonunda ciğerini ben sökeceksem beklerim. Bergüzar Hanım, merhaba. Melek ben, Melek Burgaz. Aa, Mithat Bey'in eşi. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Doğrusu söyledikleri kadar varmış güzelliğiniz. Sizin de öyle. Teşekkür ederim. Bir gün sizi ağırlamak isterim. Misafirim olur musunuz? Memnun olurum. Uygun bir zaman olursa neden olmasın? Abi gidiyoruz ama ne iş ya? Kimmiş bu adamlar? Sergey diye bir adam. Sergey mi? Rus mafyası. Balaban bir sıkıntı çıkmayacak dedi ama sen yine de önlemini al Fiko. Eyvallah abi. Bunların sağ solu belli olmaz. Gözünüzü dört açın. Dur. Sinan çek önlerine. Adamlar bunlar. Привет. Hanginiz Sergey? Aranızda Türkçe bilen yok mu? Ich tu eta, Sergey. Do you speak English? Malları getirdiniz mi? Sergey, madem Türkçe biliyorsun niye uğraştırıyorsun beni? Ha? Şimdi hayır, ağzımızdan yanlış bir laf çıkacak. Ondan sonra çarşı pazar karışacak. Sıkıntı olacak, değil mi? Sonra al başına belayı. Vakit yok. Mallar nerede? Geliyor. Yolda. Gelir şimdi. Ha? Geldiler. Hadi Zeki, davay. Davay oğlum, davay. Abilerin acelesi varmış, hadi. Davay. Evet. Спасибо. Нема за что. Kakali kakali kambaya kakali kakali kambaya kakali kakali kambaya la 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 la. Ulan var ya, işte yabancılarla çalışmanın bu yönünü seviyorum be. Niye? Çünkü keş para, trinç. İşte beyler, globalizm böyle bir şey. Fırsat. Bak, bir yanımız Rus, bir yanımız İtalyan, önümüz risotto. Hemen sattım menemeni ha. Oğlum menemeni satmıyorum ama risottoya da bir göz kırp diyorum. Risotto. Sulu pilav. Bak ya. Şşt. Ulan Fiko geldin Fiko gideceksin ha. Koskoca risottoya sulu pilav dedin. E tabii doğru söylüyorsun. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyoruz. Nedir? Burak Ersoylu ne olursa olsun Burak Ersoylu'dur. Heh. Ne yapıyoruz? Ortalığı karıştırıyoruz. Hadi. Kakali, 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 kalaya. Bas, bas, bas. Toplantı bitti. İhtiyarla konuştum. Eğer malları teslim edersen... Masaya oturman için bir yol açılacak önünde. En azından müzakere edecekler. Surda gedik açıldı. İhtiyara istediğini vereceğiz demek ki. Malları alan adam... Bir Rus. Sergey. Kimdir? Nerede bulurum? Ben sana bütün bilgileri yollayacağım. Eyvallah. Yıllar sonra bana bunu niye hatırlattın Muzaffer? Ne demeye çalışıyorsun? Ali Rıza'yı kim alacak elimden? Ya ortada bir şey yok Rukiye. Zaten senelerdir Ali Rıza'yı almaya kalkan falan da yok. Sen sus, konuşma, tamam mı? Kapat bu konuyu. Kapat. Zaten oğlanın derdi başından aşkın. Bu saatten sonra hiçbir şey gözümde yok. Sakın benimle oyun oynama. Ali Rıza'yı ben doğurmamış olabilirim. Ama onun annesi benim. Anne. Bir mesele mi var? Yok Ali Rıza, yok. Annen seni iyi koruyamadığınızı düşünüyor da onu konuştuk. Anneciğim hava soğuk. Sen üşütme, geç arabayı, ben geliyorum, hadi. Hadi, hadi. Ne oluyor? Sen niye benim telefonlarıma cevap vermiyorsun yine? Hı? Vermiyorum, vermeyeceğim de. O niye? Babam hakkındaki bütün gerçekleri olduğu gibi anlatmadığın sürece son buluşmamız olacak. Yok öyle bir şey. Tek hareketimle seni 300 yıl cezalandırtabilirim. Elinden geleni ardına koyalım. Eğer kime, neye hizmet ettiğimi bilmezsem, yani sana güvenemezsem görevimi yapamam. Bir daha benimle konuşmak istediğinde gerçekleri dinlemek için gelirim, bunu bil. susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Toplantıdan mı geliyorsun? Evet. Sen nereye gidiyorsun? Ben evime dönüyorum Murat. Yani bu süreçte senin yanında olmayı, sana gerçekten destek olmayı istedim ama görüyorum ki senin hayallerin çok başka. Kimse niye beni anlamıyor ya? Beni niye anlamıyorsun Füsun? En azından beni sen anlasan olmaz mıydı? He? En azından sen anlasan olmaz mıydı ya? Mecburum diyorum. Beni zorlamasan olmaz mı? Hepsi geçecek bunların. Ne geçecek? Hiçbir şey geçmeyecek Murat. Asıl sen neden hem kendine hem bana bunu yapıyorsun? Hiçbir yere gitmiyorsun. Yani duydum, aklım çıktı. Bu alemin iyice çivisi çıkmış. Ne demek ya? İhtiyarın mallarına çökmek ne demek? Olacak iş değil. Burak, sen bunu nereden biliyorsun? Mithat amca, ben konfeksiyoncu muyum? Yıllardır ben bu işin içerisindeyim. Bu işlerin içerisine doğdum ben. Yani kusura bakma da bizim de kendimize göre bir istihbaratımız var herhalde. Öyleyse malları kimin çaldığını da duymuşsundur herhalde. Yani işte ben de diyorum ki Mithat amca, acaba siz bu malları çok aramasanız mı? Yani şimdi bu mallar bulunacak. Bulunur. Haşmet amca bulur. Ondan kaçmaz. Ama ya kaçarsa? Burak, sen bana ne söylemeye çalışıyorsun? Açıkça anlatsana. Açıkçası ortalık karışık. Bir kaos var. Masanın durumu malum. Koltuklar sallantıda. Kimin yarın ne olacağı hiç belli değil. Sen şimdi böyle bir ortamda masanın başına geçtin. Ama kimsenin garantisi yok ki. Ama ben sana bir garanti verebilirim. Sen vereceksin. Evet. Haşmet'ten önce malları bulmanı sağlayabilirim. Ha, sen malların yerini biliyorsun yani. Duydum diyelim. Duydum ve dedim ki madem ben Derya ile evleneceğim, senin damadın olacağım, aramızda bir baba oğul ilişkisi olacak. Müstakbel kayınpederime bir hediye vermeyeyim mi? Çeyiz. Ne dersin? Seni arayacağım. Evet. Melek Hanım da geldiğine göre ben artık gideyim. Şimdi oturduğum yerden hakaret yemeyeyim, değil mi? İyi akşamlar Melek Hanım. O zaman öyle yaparız. Konuşacağız. Haber bekliyorum sizden. İyi akşamlar. Nasıl geçti? Harika. Yakında alacağım seni buradan. Ne işi var bunun benim evimde? Ha? İş konuşuyoruz Melek. İş. Ya ne işi konuşuyorsunuz? Bu adamın bir işi vardı, benim mi haberim yok? İhtiyarın mallarını hala bulamadık Melek. Ve masanın başı olarak onu bulmak benim görevim. İyi de ne alakası var bunun Burak'la? Ha? Ne ilgisi var bunun Burak'la? Çünkü malların yerini bir tek o biliyor. Lütfen. Alo kızım. Efendim Rukiye anne. Yok. Ali Rıza yanında değil. Ben yalnızım. Ben bilmiyorum nerede olduğunu. Buradan düz devam edeceğiz. O sana döner, merak etme. Tamam, iyi geceler. Halide, ben bu işleri çok beceremiyorum, biliyorsun. Yani ne yaşıyorsam seninle, benim için ilk zaten. Kimseye böyle bakmadım, kimseyi böyle düşünmedim. Hani demiştim ya sana, benim için öncesi yok, emin ol. Senden sonrası da olmayacak. Henüz baharındayız hayatımızın. Elbet kışı da olacak, yazı da. Ama şunu bil ki, ben burada inebilir miyim? Buradan alır mısınız lütfen? Ama şunu bil ki... hayatın tüm mevsimlerini seninle geçirmek istiyorum. Seninle yaşlanmak... ölürken senin ellerini tutmak istiyorum Halide. Ben bir şey anlamadım. Bir evlenme teklifi. İlla duymak istiyorsun değil mi? Yani. Benimle evlenir misin Halide? Seninle evlenirim Ali Rıza. Öyleydi. Çabuk şunu duş ya. Çok güzel ama sıfırlar acayip. Günaydın. Günaydın. Ya ne kadar uyumuşum, beni niye uyandırmıyorsunuz? Oğlum öyle deride uyuyordum ki ben sana kıyamadım anne. Hiç kıyamaz, hiç kıyamaz, hiç. Hayırdır, ne bu keyif böyle sabah sabah? Allah bozmasın. Amin ablacığım. Amin. Allah işimize gücümüze zeval vermesin. Amin. Enişte ne alakası var şimdi işle? İçimden geldi oğlum. Size bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben dün akşam... Halide'ye evlenme teklif ettim. Ne? Ay! Ay çok sevindim. Çok sevindim. Canım. Çok mutlu olun inşallah. Canım mı oğlum? Hayırlı olsun abi. Çok iyi yapmışsın kayınço. Gül gibi kız. Bir an önce evlenin. Bedano'da yaparız şöyle geniş, ferah ferah bir düğün. Oh! Ben öyle mecazen söyledim ya lafın gelişi. Kusura bakma anne. Artık neyse. Hazırlıklara başlayalım ha. Yakında düğünümüz var. Gel bakalım damat. Gel. Ay hadi bakalım. Ay çok sevindim ben. Babacığım, kahve yaptım. İçeriz diye. Neye borçluyuz bu kahveyi? Ne alakası var baba? Yani sanki yapmadığım şey. Baba kız bir kahve içelim dedim. Uzun zamandır içemiyoruz. Tamam bir şey demedik. Var ama sende bir şey. İyisini söyle sen de kurtul ben de kurtulayım. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim ama toparlamaya çalışıyorum. Sen geldiği gibi söyle ben onu toplarım. Ali Rıza bana evlenme teklif etti, ben de kabul ettim. Ama söyle dedin, söyledim işte. Yani niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Ya tamam. Ben dedim ki adını koyun. Dedim demesine de bu acele nedir? Baba acelemizden falan değil. Ya zaten bugün evlenecek halimiz yok. Belki yarın olur, belki 2 gün sonra olur. Olmadı hafta sonu olur falan. Hı. Ya baba bakma öyle, şaka yapıyorum. Hem biz öyle zaman falan konuşmadık. Hep beraber oturup karar veririz. Tamam işte bir... Gelsinler, istesinler. Bakalım veriyor muyum, vermiyor muyum? Vermezsen kaçacak halim yok. Ben seni kırmam, üzmem. Seni asla terk etmem. Ama sen ikna olana kadar dizinin dibinde oturup vır 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 konuşup kafanın etini de yerim. Tamam. Dizimin dibinde otur. Senin sesin kuş cıvıltısı bana. Baba. Ya tamam neyse ne. Usulüne göre şey yapsınlar işte. Gelsinler istesinler. Onlar istesin. Biz düşünelim. Hayırdır lan? Sizi eve alamam. Kesin emir var. Ne? Eve alamam. Kesin emir var. Rıfkı hayırdır ya? Eve mi almayacaksınız beni? Ne oluyor? Yasaklı mıyım? Hoş geldiniz Burak Bey. Yasak demeyelim de... ziyaretinizin nedenini merak ettim. Ziyaretimin sebebi... abimi göreceğim. Halini hatırını sormaya geldim. Senin görevin ne? Buna haber vermek. Hadi git haber ver. Çok sevdiğin kardeşin geldi de. Burak Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Gelsin tabii. Sen çıkabilirsin. Evet. Seni dinliyorum. Bir selam sabah yok mu abi? Böyle mevzuya mı gireyim hemen? Bunu sen istedin Burak. Bundan sonra böyle. Eyvallah. Ah. Madem öyle, ben hemen konuya gireyim. Ben düşündüm, taşındım. Şimdi abi bu senin meseleni benim bu halim... Ya abi beni konuşturma işte. Bana kendimi anlattırma. Kardeşini tanıyorsun. Ben maalesef böyleyim. Hayatı yüksek yaşıyorum. Çabuk parlıyorum. Babamı kaybedince de... işte... tutamadım kendimi. Yani... babamın ölümünden beri sorumlu tutmuyorsun. Doğru mu anladın? Hatalı hamle yaptığını düşünüyorum. Ama anlıyorum seni. Benim için yaptın. Beni korumak için. Peki... beni patron olarak görebiliyor musun? Yani bunu kabul ediyor musun? Sen benim abimsin. Hak sende. Patron olmak senin hakkın. İkimiz de Ersoyluyuz. Aynı kanı taşıyoruz ama... sen benim büyüğümsün. Abim olarak... baştan böyle bir planın olsaydı... zaten mesele buralara gelmezdi. Ama benim ağrıma giden bunu bu şekilde öğrenmem. Beni bu kırdı. Ve beni tedirgin eden... Sen bu beraber çalıştığın adamları tanımıyorsun abi. Kurallar başka bu alemde. Bu alemi bilmiyorsun. Öğreniyorum Burak. Babam bize bir sürü hata bıraktı. Ama doğru söylediği bir söz vardı. Bir Ersoylu ancak başka bir Ersoylu'ya güvenir. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok abi. Biz kardeşiz. Bu basit bir şey değil. Sen benim büyüğümsün. Ve şimdiye kadar sana saygıda hiçbir zaman kusur etmedim. Etmem de. Ha. Patron ben olsaydım da bu durum değişmezdi. Şimdi patron sensin. Ve sen ne zaman istersen o zamana kadar bekleyeceğim. Ve o zaman gelene kadar aldığın her kararda, attığın her adımda arkandayım abicim. Bana yeniden güveniyorsun yani. Güveniyorum. Sen bana güveniyor musun? Eyvallah. Sevgilim ben çıkıyorum. Tamam canım. Malları ne yapacağını düşündün mü? Burak'ın dediği gibi mi olacak? Burak'ın ne dediği benim umurumda bile değil. Ben nasıl istiyorsam, ne istiyorsam öyle olacak. Patron olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım. Hadi güle güle. Görüşürüz sevgilim. Görüşürüz. Değişen bir şey yok. Elinizi çabuk tutmanız lazım. Hoş geldin Aslı. Günaydın. Haber vermeden gelmişsin. Hiç öyle buralarda işim vardı. Dükkanı bir ziyarete geleyim istedim. Sen yine de haber verip öyle gel. Sürpriz bir şekilde vurulma. Yok, beni vurmak kolay değil. Konum atıyorum. Sen de. İhtiyara selam söyle. Mallar orada. Gidip alsın. Eyvallah. Efendim Emine? Halide. Ali Rıza müjdeyi verdi. Çok tebrik ederim. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin, amin. Çok teşekkür ederim. Ben de size geliyorum zaten. Birazdan görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Resmen tarihe geçeceğiz. Niye abi? Aynı malı ikinci kez çalıyoruz oğlum. Alo, ben şimdi Rusların deposunun önündeyim. Ali Rıza'lardan önce malı alıp sana getiriyorum. Güzel. Burak, dikkatli ol. Aman bir hata yapmayalım. Sen işin o tarafını bana bırak. Mithat amca, ben sana birazdan haber veririm. Hata yapma diye. Evet beyler. Özlemişsinizdir. Otur otur göbek yaptık. Hadi başlasın aksiyon. Abi sen... Ben de. Hadi otur. Silahımız paslandı. Geciktiler Fiko. Hadi ejder. Hadi temiz. Abi soldan. Sergey! Temiz abi. Canlarım, özlediniz mi beni? Abi temiz. Sergey? Sadece adamlar. Tüh. Keşke gelmişken o protein barı da görseydik. Evet. Tırla beraber alın. Efendim teyzeciğim, ben de seni arayacaktım aslında. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Yapma birader, gerek yok. Biz Ali Rıza ile barıştık. Çünkü bana evlenme teklif etti. Evet, şimdi işim var, sonra ben senin yanına geleceğim. Abi nereye gidiyoruz? Mithat'ın verdiği adrese. Süslü Mithat. Evet. Süslü Mithat. Bırakalım kayınpederim masanın başında dursun Fiko. Ona güveneceğiz. O bize lazım. Ne oluyor lan? Duydum ki sende bize ait bir şeyler varmış. Hayırdır? Rüyanda mı gördün? Kuşlar söyledi diyelim. Ali Rıza, biz kendi işimize bakıyoruz. Seninle bir alakası yok. Yolumdan çekil. İyi tamam, o zaman bakalım şu tırın içine. Ne var ne yok. Gerçi içinde ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. İhtiyarın malları var. İstihbarat sağlam diyorsun ha? Kimden öğrendin? Demek bir Ersoylu ancak başka bir Ersoylu'ya güvenebilir, değil mi? Bizim birbirimizden başka güvenecek kimsemiz yok demiştin. Değil mi? Ben senin için babasını satan adam oldum lan. Şimdi sen benim için ne oldun biliyor musun? Hiç. Koskoca bir hiç. Bir koltuk sevdasını beni aşağıladın. Hiçe saydın. Şimdi sırtından mı bıçaklıyorsun? Anlat bakalım Ali Rıza, durumlar nasıl? Malları teslim aldım. Sorun yok, işlem tamam. Süper.